En dar yeri 1250 metre olan Çanakkale Boğazı, eski sanayi yapısından kaynaklanan üretim modellerinin çevrelediği bir iç deniz olan Karadeniz'in kirliliğiyle Marmara'nın yükünü taşıyan ve bu suları Ege'ye, oradan da Akdeniz'e ve dolayısıyla da Atlas Okyanusu'na açan çok önemli bir su yoludur. Dünyadaki kirliliklerden ve denizlerdeki ısı değişikliklerinden birebir etkilenen, zaman zaman yabancı türlerinde ilk defa görülebildiği bu alan, Cebeli Tarık Boğazı kadar önemli bir geçiş sahasıdır. Üstelik Cebeli Tarık Boğazı'nda olduğu gibi, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in tuzluluk oranı farkı nedeniyle oluşan doğal su duvarından da yoksun olduğu için çok daha büyük bir tehlike altındadır. Sanayisi az gelişmiş olan bölgede, tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır. Kıyı uzunluğu 671 kilometre olan Çanakkale'de halkın büyük çoğunluğu amatör veya profesyonel olarak balıkçılık yapar. Yeniköy Limanı'nda bazı tekneler balıktan dönerken bazıları da denize çıkma hazırlığında. Ömer Reis de teknesinde yeni bir sefer için son hazırlıklarını yapıyor. Gerekli mazot, kumanya ve yemler alındı. Akşam olduğunda hazırlıklar tamamlandı ve rastgele deyip yola çıkma zamanı geldi. Sabah çıkacakları sefer için balık yerine yakın bir yere gidip demir atacaklar. Ömer Reis, teknedeki yer göstericide kayıtlı bulunan demir yerini rota olarak işaretliyor. Böylece denizin zifir karanlığında emin bir şekilde ilerliyor.
Çaylarını yudumlarken yarınki av kendilerine ne hazırlıyor, av bereketli mi olacak yoksa mazot parasını çıkarmayacak mı diye düşüncelerle gözleri denizin karanlık sularına dalıyor. Her güne umutla başladıkları zamanlar buradaki balıkçılar için artık çok geride kaldı. Artık gelecek günü umutla beklemek yerine geçmişin bereketli günlerini daha çok yad etmeye başladılar. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte balık telaşındakiler sadece balıkçılar değil. Denizlerin ayrılmaz parçası olan martılar da sabahın ilk ışıklarıyla av sahasına gitmenin telaşındalar. Baba kaçtı mı? Geç yerine. Ahmet paragatları denize bırakırken yemleri kuşlara kaptırmama çabasında. Ömer Reis ve Ahmet yemlerin kuşlar tarafından yenmesinden ziyade kuşların oltalara takılacağından endişe ederek onları uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yemler bırakıldıktan sonra birkaç saat dinleniyorlar.
Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açıldığı uluslararası sularda çalıştıkları için bu bölgede gemi geçişleri oldukça yoğun. Zaman zaman bırakılan paragatları toplamak için geri döndüklerinde takımı yerinde bulamıyorlar. Nice emekle bağlanan paragatlar, oltalara takılan balıklar, boğazdan geçiş yapan bir geminin pervanelerine takılıp balıkçıların umudunu da alarak yok olup gidiyor. Yıllarını denizde geçiren Ömer Reis, bu sularda deniz kaplumbağasına ilk defa rastlıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağaları genellikle Akdeniz sahillerinde yaşar. Bu kaplumbağanın bu sulara nasıl bir arayış içinde geldiği ise üzerine düşünülmesi gereken bir durum. Çanakkale Boğazı'nın Marmara ve Ege'den Akdeniz'e, hatta okyanusa giden suların bağlantı noktası olması nedeniyle bu bölgede çeşitli türlerin varlığını gözlemlemek mümkün. Ömer Reis'in oltasından, beklediği balıklardan çok, av değeri olmayan vatoz, müren, mığırı gibi balıklar çıkıyor. Günün sonunda tutulan balıklar, bu kadar emeğe yazık dedirtecek kadar az. Ülkemizde kontrollü olarak yapılan balıkçılığın birçok çeşidi var. Deniz canlılarının yaşama alanlarına zarar vermemek ve üreme dengesini bozmamak için belirli zamanlarda av yasağı uygulanıyor. Ömer Reis, deniz böceği yakalamak için dip ağ kullanılan avlanmada yasaklara uyulmadığını ve balıkların üremesine çok ciddi zarar verildiğini düşünüyor.
Böcek avcılığının aslında yıl boyu yasak olduğunu söyleniyor ama yine de böcek avcılığı yapıyor. Yapılıyor yani. Mar yağı var, denizin içerisinde denize atılıyor. Balığın tam akım zamanında, bu balığın akım zamanında özellikle işte Mayıs, Nisan aylarında sürü halinde göç ediyor hayvan. O göç sırasında da yakalanan balık üzerinde ölüyor ve hiçbir fayda görülemiyor. Faydalanılamıyor yani o balıklarda. Hepsi havyarlı olduğu için tutuluyor. Zaten havyarlı olmasa da tutulmaz. Taşlıklar özellikle sarıyorlar. Bu ada mesela buraları kale gibi defalarca örülür. Bir kere iki kere değil. Yani yüzlerce binlerce ağ var etraflarında. Sarılı. Yani balığın buraya nasıl geçecek bu balıklar? Nereden geçecek? Uçacak değil bu balık. Bir de havyarlı zamanda yükselemiyor. Zaten sancılı hayvan. Yükselemiyor. Ağlara takılıp kalıyorlar. Bir ağda 60-70 tane balık. Düşün binlerce ağ. Nasıl bir katliam var? Orada hayatın devam etmesi lazım. Akım zamanında oradaki canlılık bozulduğunda, akım zamanında orada gelen geçen balık, yumurtasını bırakmaya gelen balık orada durmaz. Eğer yasak olan bir balığı sen orada lokantada yiyebiliyorsan, onu da birileri gördüyse, bunu lokantadaki yiyenden başlayacaksın cezaya. 100 lira, lokanta sahibine 200 lira, getirene 300 lira, 500 lira, 1000 lira, artık kayığa kadar. Hangi kayık getirdiyse, kim getirdiyse. Yani böyle yapılırsa ancak yasakların önüne geçilebilir. Yani yasak avcılığı. Başka türlü bence hiç zannetmiyorum. Yani sahibini tek tek kayık mı koşturacak, binlerce kayık var hayvan. Çanakkale, yıl boyu rüzgarlı gün sayısının fazla olduğu bir bölgededir. Limanlık hava olarak tabir edilen rüzgarsız havalar, balıkçıların rahat avlanmasını sağlasa da Ömer Reis bu durumdan pek de memnun değil. Yıllardır böyle net limanlık hava bulamıyoruz. Bu kadar da limanlık olması iyi değil. Azıcık essin ki üstüne bileyim, avlanmalar aksasın. Şimdi hayvan neslini devam ettirelim. Böyle yoksa her gün denize çık, her gün denize çık. Yani zorluğunun yanında bu hayvanlara yazık yani. Bu balıktan varsa da bize denk gelmiyor. Ya da çoğu kimseye denk gelmiyor. Çünkü artık nesli tükeniyor balığın. Gerçi ben çocukluktan beri denizdeyim ama sonradan yeniden profesyonel şekilde yapmaya başladım. Yani eski, hele hele babamın zamanındaki balıkları tabii ki ben hiç tutmadım. Yani bir tane sinari tuttuğun zaman sırtında zor getiriyorsun. 17-18 kilo bir tane sinari. Denizcilik ve avlanma konusunda bir takım kontrol ve düzenlemeler yapılıyor olsa da kişilerin kendi hırslarını kontrol edememeleri bu yasakların uygulanabilirliğini azaltıyor. Ya, denetim ne kadar sıkı olursa olsun balıkçının eğer niyet bozuksa, yani adam sintinesini böyle çok rahatlıkla yağlı pis sintineyi denize boşaltıyorsa, elindeki poşeti torbayı denize atıyorsa bitmeye mahkum. Bu işten ekmek yiyen insanların yapmaması gereken şeyler. Yani denizi kirletmemesi lazım. Buradan ekmek yiyorsun. Yani biz de kendi kendimize çekip düzen vermemiz lazım. Kazanmıyoruz desem yeridir. Yani kazanıyoruz da işte yani karın tokluğuna çalışıyoruz. Ama sen bu işi yapma artık, bırak başka bir işi yap desen mümkün değil. Ben hiç de para kazanmasam, hiç de balık tutmasam yine denizde yaşamak. Yani benim bütün arzum, dileğim o. Ben askerliğimde izin kullanmadan geldim, Ankara'da yaptım. Geldiğim zaman ilk yaptığım şey deniz suyu içmek oldu. Yani diyorum ya, şimdi denizde yaşamayı seviyorum, denizi seviyorum. Ya yani denizde doğduk, öyle de devam ediyor. Balık tutmayı seviyorum. Yani hiç balık da tutmasam kayıkta sallanmayı seviyorum. Mavriya Adası, Ege'de sahip olduğumuz en büyük adalardan biridir. 980 bin metrekarelik yüz ölçümüne rağmen adada hiçbir insan yerleşimi yoktur. Adaya uzaktan bakıldığında sadece martılara ve çeşitli deniz kuşlarına yuva olduğu gözlenir. Ancak bu kara parçasına iyice yaklaştığımızda kaçışan tavşanlar ve sürüp giden kendi içinde bir döngü görülebiliyor.
Adaya Osmanlı donanmasının taze et ihtiyacını karşılamak amacıyla bırakıldığı rivayet edilen tavşanlar, bugün avcıların sık sık ziyaretine uğrasa da nesillerini devam ettirmeyi başarıyor. Eskiden fenerci ve ailesinin konakladığı bina artık yalnızlığa terk edilmiş. Çok eski zamanlardaki fener binasındaysa taş taş üstünde kalmamış. Fenercinin emeğinin yerini teknoloji ve güneş enerjisi almış. Balıkçılara kılavuz olan fenerlerin birçoğunda artık fenerci yok. Böylece yakın tarihimize kadar süre gelen bir meslek de tarihe karışıyor. Çalılık ve dikenli bitki örtüsü, tavşanlar ve martılar için çok uygun bir kamuflaj ortamı sağlıyor. Birkaç yıl öncesine kadar adada yaşayan çoban ve koyunlarının barakası, şimdilerde tavşan ve martılara yuva olmuş. Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'nın bu bölgedeki balıkçılar için önemli bir yeri var. Gökçeada ile Bozcaada arasında yer alan Mavriya koyları, balıkçılar için bazen dinlenme, bazense sığınmak için bir barınak yeri oluyor. Adanın kuzey ve güney taraflarında birer iskele var. Güney iskele kısmen yıkılmış olsa da adaya yanaşan küçük teknelerin karayla bağlantısını kurmada hala kullanılıyor. Ömer Reis ve balıkçı arkadaşları birkaç yıl öncesine kadar adada belli bir noktaya ateş yakacak ve kısa bir süreliğine de olsa karnını doyuracak araç, gereç ve erzak bırakıyorlardı. Fırtınalı havada, zor şartlarda veya arızalı durumlarda sığınacak bir balıkçının yardım gelene kadar hayatını sürdürmesini sağlamayı amaçlayan bu geleneklerini artık sürdürmüyorlar. Çünkü adaya tavşan avlamak amacıyla gelen ve pek de iyi niyetli olmayan bazı kişiler bu hazırlıkları ihtiyaçları olmadığı halde tüketiyor ve tekrar yerine koymuyor. Günümüzden 200 milyon yıl önce birleşik durumda olan kıtalar yavaş yavaş birbirlerinden ayrıldılar. Bu süreç içerisinde boğazlar fiziksel olarak 4. jeolojik zamanda oluştular. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce ise yerküre ısınmaya başladı. Kuzey yarıküreyi kaplamış olan geniş buzul kütleleri eriyince, okyanuslar ve denizlerdeki su seviyesi yükseldi. Akdeniz'in suları yükselerek Ege, Marmara ve İstanbul Boğazı'nı doldurdu. Çanakkale ve İstanbul Boğazı, oluşumu açısından jeolojik bir fay çöküntüsüdür. Fay çöküntüsü sonucunda oluşan vadiler, deniz sularında meydana gelen yükselmeyle birlikte suyla dolarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarını oluşturdu. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre Türkiye'de kişi başına balık tüketimi yılda 8 kilogram civarındadır. Dünyada yılda kişi başına ortalama 16 kilogram balık tüketilirken Avrupa Birliği'nde ise yıllık tüketim kişi başına 22 kilogram düzeyinde.
Kişi başına balık tüketimi Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye Avrupa Birliği sıralamasında son sırada yer alıyor. Son yıllarda ülkemizde kültür balıkçılığı hızlı bir gelişme gösterdi. Çiftliklerde balık üretimi ve yetiştiriciliği hızlı gelişse de Avrupa Birliği ülkelerinin arasında üretim yönünden Türkiye 7. sırada bulunuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık henüz istenilen düzeyde değil. Komşu Yunanistan, İspanya, Fransa, Danimarka, Rusya ve Portekiz'deki gibi balıkçılık bakanlıkları kurulması veya Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı şeklinde düzenleme yapılması Türk balıkçılığının gelişiminde önemli bir adım olacaktır. Profesyonel balıkçılar talep etmeleri ve gerekli şartları yerine getirmeleri halinde özel tüketim vergisi alınmadan mazot temin edebiliyorlar. Devletin sağladığı bu kolaylık, ülkemizde balıkçılığın profesyonel olarak sürdürülmesi konusunda umut verici bir gelişme. Ömer Reis ve birçok balıkçı tutulan balıkları Kabzımal'a veriyorlar ve Kabzımal da bu balıkların büyük bir kısmını ihraç ediyor. En büyük pazar Yunanistan. Peki Yunanistan'da balıkçılık çok gelişmiş olmasına rağmen neden hala dışarıdan balık ithal ediyor? Çünkü bizden aldıkları balıkları da üstüne kar koyarak ve gerekli paketleme standartlarını yerine getirerek Avrupa ülkelerine ve dünyaya satıyorlar. İnsan hırsının talebi karşısında vicdani bir kontrolün olmadığı zaman ortaya çıkabilecek zararları bugün tahmin etmiyor, görüyoruz. Böyle giderse yarının bugünden daha kötü olacağını biliyoruz. Kısacası dünyanın insanın yaşaması için uygun ve yeterli ama hırsları için küçük ve çaresiz olduğunu artık inkar edemeyeceğimiz kadar kesin biliyoruz.